Okulu öğrencileri hayata hazırlayan kurum olarak nitelendirirsek eğer, çağdaş bir okulun öğrencilere sınırsız deneyimleme fırsatı sunacak uygulama alanlarına sahip olması gerekir. Kampüsümüzdeki atölyelerimizde öğrencilerimize klasik okul anlayışının dışında mutlu olacakları ortamlarda bireysel becerilerini ortaya çıkararak bu becerilerini deneyimleme ve geliştirme olanakları sunuyoruz. Sanat, hayatı monotonluktan kurtarır. Çocuklarımıza yaptıkları işlere mutlaka estetik katmalarını, sanat ve estetiğe yaşam alanımızın tamamına yerleştirmeyi öğretiyoruz. Çocuklarımızın el ve temel yaşam becerilerini önemseyerek atölyelerimizde bu alandaki meraklarını hayata geçirmelerine fırsat veriyoruz. Öğrencilerimiz atölyelerimizi temel derslerde kullandığı gibi hobilerini geliştirmek için yapacakları bireysel çalışmaları için de kullanabilmektedirler. Her çocuk öğrenir. Ancak öğrencilerin derse motive olabilmeleri çok önemlidir. Atölyelerde farklı araçlarla işlenen dersler öğrencilerimizde merak ve heyecan yaratmaktadır. Gün içerisinde herhangi bir nedenle derse yeterli katılım sağlayamayan öğrencimiz, hafta sonu birebir ve grup derslerimizle desteklenmektedir. Akademik sonuçları çok başarılı olan eğitim sistemimizde temel bakış açımız, öğrenciler yaptıklarını unutmazlar ilkesine dayanmaktadır. Ders dışında Ege Atletik Spor Kulübü ile yaptığımız işbirliği neticesinde yapılan sanatsal ve sportif aktivitelerle öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak doğru ifade etmeleri sağlanmaktadır. Hafta sonu öğrencilerimiz profesyonel ekiplerimiz tarafından ilgi alanlarına göre yönlendirildikleri robotik kodlama, halk oyunları, marangozluk, resim, müzik, yüzme, binicilik, tekstil, medya kullanımı, satranç, seramik ve spor kulüplerinin çalışmalarına katılarak alan yeterlilikleri ve özgüvenlerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz merak ettikleri alanlarda desteklenip bu alanlarda hazırladıkları çalışmalarını sınıf arkadaşlarına sunduklarında hem hobi alanlarının altyapısı oluşturulmakta hem de özgüvenleri desteklenmektedir. Hafta içi öğrencilerimize ödev vermiyoruz. Ödevin veriliş amacı sorumluluk bilincini geliştirmek ve öğrenilen konuların pekişmesini sağlamaktır. Ancak bu konuda aşırıya kaçılması, kontrol edilemeyecek ödevlerin verilmesi, öğrencide özensiz iş yapma ve bıkkınlıklara yol açmaktadır. Kurumumuz, öğrencilerimize her akşam en az yarım saat okuma koşulu getirerek bu becerileri kontrollü bir şekilde desteklenmektedir. Yatkın oldukları alanda çalışan öğrenciler, yatkın olmayan öğrencilere göre daha az çaba ile daha başarılı olurlar. Profesyonel ekibimizle öğrencilerimizin yatkınlıklarını belirleyip yönlendirme yapıyoruz. Öğrencilerimiz okulumuz atölyelerinde ürettikleri ürünlerin Yelki Pazarı'nda ve Urla Sanat Sokağı'nın satışlarını yapmaktadırlar. Üreten, girişimci ve çevresine duyarlı çocuklarımız bu satışlardan kazandıkları parayla ihtiyacı olan okullara yardımlar yapmaktadırlar. Sonuç olarak biz çocuklarımızı hazır kıyafetlerin içine girmeye zorlayan değil, kendi kıyafetlerini tasarlayan, kendi yollarını çizebilen, akademik, sosyal, sanatsal ve sportif becerilerinin farkında, farklı görüşlere saygı duyan, farklı çözümler üreten ve takım çalışması yapabilen, cevapları ezberlemekten ziyade başka cevaplar arayan, meraklı, bütün canlıların yaşam hakkına saygı duyan, empati duygusu gelişmiş, çevresinde olan olaylara seyirci kalmayan, çevreci, duygu ve düşüncelerini bir başka dilde ifade edebilecek kadar dil becerileri gelişmiş, evrensel vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gelecekte hangi mesleklerin olacağını kestirmek çok güç. Ama gelecekte merak eden, işbirliği yapabilen, ilişkileri yönetebilen, eleştirel düşünen, yaratıcılık gibi evrensel becerileri gelişmiş bireylerin başarılı olacağına inanıyoruz. Aynı fikirdeyseniz sizi de Olsun Özkaya Eğitim Kurumlarına bekliyoruz.